Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Sayın Ali Koç'un basın toplantısında e, Dursun Özbey'i hedef alan, Galatasaray Kulübü Başkanı'na hedef alan. Bence biraz maksadını aşan ifadeleri var. Dur. Verin arkadaşlar. Üzerine konuşalım. Evet. Şimdi diyor ya, şimdi de özgüven tavan yapmış biraz sonra anlatacağım. 60 gün önce yapılamaz. Şimdi 10-25 günü Dursun Özbek sayesinde cebe koydu ya bir ayı. Şimdi de 60 gün diyor. E bir Temmuz o zaman 18 Temmuz'da yaparız diyor. Yine bugün istese yönetim kurulu kararı alıp bu iş Haziran başına getirir. Urfa'da Sayın Özbek bir iftarda bir telefon geliyor. Apar iftarı bırakıyor gidiyor. O dediğiniz yere. Ondan önce zaten açıklama yapılmış 18 Temmuz. Anlaşılan Orada 18 Temmuz açıklamasını desteklemesi için Sayın Özbek'ten yardım isteniyor. O da çıkıyor 15-20 gün ne fark eder diyor. Hemen seçim yapmamız gereken diyen adam. İlk imza vereceğim diyen başkanlardan biri olmasına gerek var. 15 gün ne fark edecek diyor. Saygı duymak lazım diyor. Sayın yani Naci Küçük bu sözlerin üstüne eklemek istediğim bir şey varsa şunu da söylemişti diyerek öyle de devam edebilir. Şunu söyleyeyim. Sayın Başkan devamında Dursun Özbey'e hedef alarak şunu söylüyor. Ben bu kadar zikzak çizsem oran buram oynasa utanırım. Şimdi biraz maksadını aşan ifadeler. Bir kere imza konusunda dediğim gibi Galatasaray'ın hedefi ilk günde imza toplayalım demesinin sebebi TFF'nin seçim kararı alması. TFF seçim kararı aldıktan sonra da imza değil tatlı dille sulh yoluyla çözelim demesi de. Çözelimden erken alalım. Erken erkeni almaya da destek veriyor ama zaten bir karar alınmış imza değil konuşarak istişare ederek götürelim diyor. Burada Galatasaray'ın bakış açısında görüşünde bir değişme yok. Yani Sayın Dursun Özbey'in orası burası oynamıyor imza konusunda. Bu çok net anlatıyor da burada çok açık bir şekilde. Şimdi tarih 13 Mart 2024 sezon sonunda hepimiz göreceğiz. Sayın Ali Koç basın toplantısında şunu söylüyor. Yine tabii ki her zaman olduğu gibi Galatasaray'ı konuşuyor basın toplantısında. Oyuncuyu ayartıyorlar. Transfer politikaları da hülleli. En son Levent Mercan'ı denediler. Şimdi ara transfer döneminde Galatasaray, Kara Gümrük Spor kaptanı Levent Mercan'a talip oldu. Sayın Süleyman Urma'yla ile konuştu. Her şey iyi giderken Süleyman Hurma bir anda dedi ki eğer size Levent Mercanı verirsem Şota görevini bırakacağını söyledi, istifa edeceğini söyledi. Bunu göze alamam. Sezon sonunda görüşelim. Bugün Fenerbahçe Levent Mercan'ı transfer etti. Sosyal Sezon sonunda Ahmet, görürüz. Ahmet Ercanlar. Evet. Sosyal. Şöyle söyleyeyim ee, Levent Mercan'la ilgili bugün bir sosyal medyada bir haber çıktı. Bilemiyorum. Ama e, Fenerbahçe etik kuralları da gereği her zaman kulübüyle görüşerek oyuncu transfer eder. Asla önceden oyuncuyla görüşmez. Oyuncu ayartma dediği Sayın Ali Koç'un Galatasaray önce Levent Mercan'la görüşüyor. Sonra Karagümrük kulübüyle görüşüyor. Süleyman Irmak e, her ne kadar Galatasaray sezon sonu görüşelim dese de o zaman bir tepki göstermişti. Bunu hatırlarsanız onun demeçleri yayınlanmıştı. Ali Koç da bundan bahsediyor. Yani Galatasaray gidip Karagümrük'ten oyuncu istemiyor. Önce oyuncuyla görüşüyor, görüşüyor ve bunu çok sık yapıyor Galatasaray. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. Müsaadeniz var mı? Bir dakika size bir şey okumak istiyorum. Her türlü de tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takım şampiyon yapıp mevkisini sağlam almaya çalışan, Yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bir ürünler. Hiçbir konuda direğat gösteremeyen kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine daha iyi sahip çıkamayan, aldığı alamadığı kararlarla Türk futbolunun sorunlar yumarı haline getiren, tarihin en kötü TFV Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla beraber derhal istifa etmesini bekliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü. Evet. Aradan 15 gün geçiyor. Ya yapmayalım imza toplamayalım. İyi niyetle gidelim görüşelim. Bakın bu açıklamayı Seçim yapanla. Seçim alındı işte. Bakın bu açıklamayı bu açıklama yapanla. Sonrası. Bu açıklamayı yapanla. Ya iyi niyet gösterelim. İyi niyetle çözelim. Ne gerek var imzaya? Canımız, federasyonumuz, yerimiz, aslan Öyle federasyonumuz. Öyle bir şey demedi, Güzellikle tabii. gönderelim bu adamları. Bak bu açıklamayı yapanla. Bakın oradaki bu, o bildirdeki amaç ne? Bak Sayın saptırıyorsun koçu, Yine Ahmet abi. Sakin, sakin. Bir dakika. Amaç ne? Seçim Ay, kararı alınması ve bu TFF'nin gitmesi, gitmesi ama çağsız olmuş diyor adam. Hiçbir şey değiştirmiyor. Bak, ama Bak olmuş burada diyor. ne diyor? Derhal diyor derhal. Ülkeyi bölen diyor. Hakemlere etki altına alan diyor. O zaman ben de soruyorum. Urfa'da ne pazarlığı yaptınız Sayın Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi? Bu açıklamayı yapan kulüp ne oldu da kulüpler birliğinin yaptığı şeyi eee eyleme bu şekilde e, ee, önüne taş koydun. Ne oldu diyorum ben bu pazarlığı merak ediyorum. Ve son, göreceğiz mi iki hafta içinde bu pazarlığın ne pazarlı olduğunu. Hep beraber göreceğiz. Ve Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek konusunda Sayın Ali Koç'un yaptığı açıklamaların da işte bu açıklamaya bakıp sonra o açıklamaya bakarak ne kadar doğru olduğunu da görüyoruz maalesef. Bu arada bir şey söylemem lazım. Sayın Talat Papatya dışında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir istifada söz konusu değil. O da yedek üyeydi zaten. İstifa etti. Yedek üye istifa edemez bu arada. Evet. Yani öyle bir Hiç şey yok. yok yedek üyen istifa yani en fazla şey der hani asil üye olacağı zaman der ki ben ama ama ömürde. aktif görevdeydi benim bildiğim kadarıyla. Şöyle hani evet. biriciklere bakıyordu ve e, yani futbol federasyonu şöyle. Yedek üyeler de asil üyeler gibi her türlü organizasyona gelip diyorlar ama terör, o günden sonra bıraktı. Yani kanunen istifa evet. edemiyor. Yani görevlerini bırakmış. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet yedek üyelerden bir tanesiydi ama aktif görev yapan. Tabii, tabii. Yani bir önceki dönem zaten asildi yani. Evet görevini bırakmıştır sadece. Yani i̇stifa etme etkisi yok yedek üyenin. Ayrıldı. Yani evet. Türkiye Futbol Federasyonu'yla bir ilişkisi yok artık. Onun dışında herkes göreve devam ediyor. Devam ediyorlar herkes göreve. Ee, peki o zaman sadece şunu da söyleyelim. Sayın Murat Sancak Adana Spor, Adana Demirspor Kulübü'nün eski başkanı. Ee, savcı kendisini çağırmış. Ee, zaten sosyal medya hesabından birçok paylaşım yapıyordu. Her şeyi anlattım diyor. Acaba yeni bir e, soruşturma başlatılır mı Türk Futbol Federasyonu ya da Türk futbolu hakkında? Sabrınca suç unsuru olan bir şeyler varsa, yani elinizde bir delil, belge bir şey varsa, bunlar dakika e, hukuk çerçevesinde ortaya çıkar ama e, şu anda sürmekte olan bir şike operasyonu var zaten. Yani hatta bazı futbolcular, bazı başkanlar çağrıldı ifadeye. Bunun dışında benim bir bilgim yok. Ama Futbol Federasyonu şu ana kadar bu tip iddialarla ilgili bir açıklama yapmış değil. Veya bir araştırıyoruz dediği yok. Federasyon mesela hatırlayacaksın bundan 40 gün kadar önce dedi ki o bir video sızdı yani eğitim videosu. Bunu sızdıranlar, işte bu işin takipçisi olacağı, soruşturma açtık falan. Mesela o konuda da hiçbir işlem yapılmış değil. 40 gün o geçti. Halbuki kendi eli altındaki bir durum yani. Nasıl o sızdı, niye sızdı? Çok sert bir federasyon açıklaması var o günlerde, yazılı açıklaması. Ondan da bir şey çıkmadı.